Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir uygulama paylaşmak istiyorum. Ev şartlarında gözden nazardan arınmak için yapabileceğiniz çok kolay bir uygulama. Önce gözden nazara karşı bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Rana Hanım, nazara çabuk geliyorum, ne yapabilirim? Rana Hanım, birinin gözü değdi ama kim olduğunu bilemiyorum. Birkaç gündür ben kendimi kötü hissediyorum, ağır hissediyorum. Başım ağrıyor, esniyorum, uyku sorunlarım var diyenler de oluyor. Toplum olarak tabii ki hepimizin gözden, nazardan arınmamız gerekiyor. Ayda bir kere ya 15 günde bir kere. Çünkü dışarıda olsun, çalıştığınız ortamlarda olsun, akraba ortamında enerjisi yüksek olan ya da nefesi kuvvetli diyelim ya da gözünde bakış açısı kuvvetli olan insanlar çok. Ayrıyetten de art niyetli insanlar da çok. Kendisi çalışmıyor ya kendisi hiçbir şey yapmak istemiyor ama senin yaptığına da hep karışarak hep seni çekemediği için de mesela sen göze nazara gelebilirsin bu akrabansa ya da kolu komşun senin evin var araban var diğer taraf çalışmıyor hep senin yaptığın şeyler sayıklayıp duruyor örneğin bu sefer ne oluyor nazara geliyorsun ya da dışarıda gidiyorsun güzel bir şey giydin üzerine birisi baktı ya da çok güzelsiniz dedi o günden sonra hastasın rahatsızsın örneğin vesaire vesaire şimdi göz nazar büyüden, bedduadan daha enerjisi ya da gücü, etkisi çok güçlüdür. Neden diye sorarsanız, mesela büyünü ya da bedduanı birisi ediyor, bu yavaş yavaş seni buluyor. Ama nazar anında deviriyor. Şu şekil, nazar ne demek? Bir insanın gözünde bakış enerjisi kuvvetli olduğu için sana baktığı zaman ya da sana bakıp bir şey dediği zaman ya da senin ailenden ilgili bir şey söylediği zaman ne oluyor? Anında devriliyorsun. Gözden ölenler var. Gözden karı koca mesela göz deyip de nazar deyip ailesine boşananlar var. Göz nazar yüzünden işleri ters gidip işini gücünü bırakan ya da iş yerini kapatmak zorunda kalanlar var. Çünkü ne oldu bilemiyoruz ama nazara mı geldik diyenler de oluyor örneğin. Şimdi gözden nazardan mesela hasta olanlar var, yatakta yatalak kalanlar var, gözden nazardan sürekli baş ağrısı olanlar var ya da gözden nazardan uyku sorunu yaşayanlar var. Göz nazar dediğimiz zaman mesela en çok belirtisi göz yaşarmalar mesela sana göz değdi diyelim gözün çok yaşarabilir ya da gözlerin çok kaşınabilir ya da çok esniyorsun ya da uyku sorunların olmaya başlıyor nazara geldiğin zaman ya da halsizlik ya da baş ağrılar vesaire vesaire. Şimdi büyünün negatifin belirtileriyle gözden nazarın belirtisi hemen hemen benzeri ama göz değdiği zaman az önce de söyledim. Göz bireysel olarak mesela bir boksçu birine bir darbe vurduk gibi anında sana o göz değiyor. Etkisini hemen belli ediyor. Şimdi bu şeyler varsa üzerinde üşenmeyeceksin. Sen madem bu hayatta nazardan gözden arınarak mesela hiçbir konuda huzursuz olmayacağım ya da benim üzerimde göz nazar olmasın diye istiyorsan mesela hep başarılı olman gerekiyorsa hayatta ne yapacaksın? Üşenmeden kendin için ya da ev halkın için arınma işlemleri yapmak zorundasınız. Bu uygulamayı kim yapabilir diye sorarsanız herkes kendisi için bireysel yapacak. Sen Ayşe için ya da Mehmet için yapamazsın bu uygulamayı. Herkes bireysel olarak kendisi arındıracak. Şimdi üzerinde göz nazar varsa ya da böyle bir şeyden şüpheleniyorsan kimseye beddua etmeyeceksin. Onun bunun adını tutmayacaksın. Havadan geldi. Sen kimin ettiğini bilmiyorsun bunu ya da kimsenin günahını almaman gerekiyor. Allah'a güman. Kimin nazarı değdiyse orasını Allah biliyor. Nazar sonuçta. O yüzden de senin yapman gereken gününe saatine bakmadan bir tane beyaz mum satın alıyorsun. Aldığın mum ince olacak. Renk olarak beyaz olacak. Sabah saatinde de satın alabilirsin. Akşam saatinde de satın alabilirsin. Ve bu uygulamayı istediğin saatte yapabilirsin. Bu uygulamayı yapman için bir tane ince mum satın alıyorsun.
mumu satın aldığın zaman teşekkür ederim demeyeceksin ya da para üstü almayacaksın. Karttan çektir ya da ona göre neyse parasını ver. Para üstü alma. Eğer bunun gibi mum bulamıyorsan şöyle ufak küçük beyaz mum olabilir. Şöyle küçük mumlardan alabilirsiniz. Ama kalın mum almayacaksınız. Kalın mum bir kere de yanmıyor ya da bir kere de kalın mum yanıp bitmiyor. O yüzden de senin enerjin yarı yolda kalıyor. Hemen yakmadığın zaman. Sen üzerindeki enerjiyi ya da gözü nazarı yakıp yok etmen gerekiyor. O yüzden de bir kereye mahsus yakıp bitireceğin mum alman gerekiyor. Ya da yurt dışında yaşayanlar şunun gibi bal mumu da kullanabilirler. Fark etmez. Şimdi bir tane beyaz mumu aldın. Ben şimdi daha önceden yaktığım için şu mumla göstereyim. Mumu yakıyorsunuz. Mumu yaktığınız zaman ellerinizi şöyle ateşin üzerine tutuyorsunuz. Ateşin üzerine tuttuktan sonra bu ne oluyor? Ateşin yanında nasıl hiç kimse duramıyorsa mesela üzerindeki nazardır, gözdür senin üzerinde duramayacak. Ya da bu mum yandıkça, ateş yandıkça üzerindeki nazarı yakacak. Ama bunu yakmak için ateşe ve muma program vermen gerekiyor. O yüzden de ne yapıyorsun? Beyaz mumu yaktın. Ellerini şöyle mumun üzerinde tutuyorsun ve ellerini mumun üzerinde tuttuğun zaman söylemen gereken şu şekil söylüyorsun. Ateş her şeyi yakıyor, beni gözden nazardan kurtarıyor. Ateş her şeyi yakıyor, beni gözden nazardan kurtarıyor. Ateş her şeyi yakıyor, beni gözden nazardan kurtarıyor deyip 7 defa söyleyeceksin. 7 defa söylüyorsun, eller şöyle ateşin üzerinde tutuyorsun. Şimdi bunu yaparken bir kere sakin olmanız gerekiyor. Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Mum sonuna kadar yansın. Eğer zamanınız varsa mum sonuna kadar yanıp bitene kadar şöyle meditasyon yapabilirsiniz. Meditasyon ne demek diye sorarsanız, kendini rahat bir şekilde hissederek, rahat, sakin olarak mesela ateşin üzerinde ellerini şöyle tutuyorsun da gözlerin kapalı bir halde kendini boşlukta hissetmen gerekiyor. Sanki hiç kimse yok yanında. Rahat böyle meditasyon yaptığınız zaman ateş sizin üzerinizdeki hem nazarı yakıyor hem nazardan gözden arınmış olacaksınız. Ayrıyetten de eliniz bu ateşin üzerindeyken şu şekil tutarken kendinizi ağır hissedebilirsiniz. Hissedebilirsiniz. Örneğin şu şekil söyleyeyim. Anında baş ağrısı, esnemeler ya da gözlerinizden yaş akabilir ya da hapşırmak istersiniz. Ya da diyelim anında ensede bir ağrılar olabilir. Bu ne demek? Demek ki üzerinde gerçekten de nazar var ve bu ateşle sen şu an nazardan arınıyorsun anlamına geliyor. Mumun sonuna kadar yandı. Ya da en az sen mesela zamanın yok, yemek yapacaksın, acelen var diyelim. Ne yaptın? En az mum yarısına kadar, yanana kadar sen şöyle ellerini üzerinde tutuyorsun. Ama sonradan mum yanmaya devam etsin, mumu söndürme, sen kalk git işini yapabilirsin. Ama benim tercihimi sorarsanız ne kadar aceleniz varsa da önce işinizi gücünüzü halledin ve kendiniz için yaklaşık bir saat yarım saat zaman ayırmanız gerekiyor. Sebep sen eğer kendin için sürekli korunma işlemler ya da bunun gibi arınma işlemler uygulamalar yaptığın zaman seni kimse tutamaz ya da yeşil ışık her zaman senin önünde açık oluyor. İşinde de başarılı olacaksın çünkü nazarından arındın ya da negatiften arındın örneğin. Bu negatif arınma uygulaması değil. Bu gözden nazardan arınmak uygulaması. Ben mesela diyorum. Ya da üzerinde bir koruma var, tılsım var. Ne oluyor? Nazar sana değmiyor. Seni koruyor nasıl olsa. %100 değecek nazarında en az %50'si geçer. 50'sini de üzerindeki koruma saklayacak. O yüzden de videolarımı izleyin, üşenmeyin. Üşengeç olup da Rana Hanım sen yapar mısın diyenlerin dikkatine hayatta yapmam. Ben yapmam gereken işlemleri yapıp hazırlayıp sizinle paylaşıyorum. Bir zahmet burasını da siz yapıverin. Şimdi bu uygulamayı
Herkes kendisi için yapacak. Ateşin gücü çok güçlüdür ya da ateşin enerjisi çok güçlü. O yüzden de herkes kendisi için yapsın. Örneğin ev halkı olarak hepiniz rahatsızsınız. Bu sefer ne oluyor? Anne gitsin, niyet etsin çocuklar için ya eşi için satın alsın. Ama bu uygulamayı herkes kendisi için yapıyor. Yaptığınız zaman söylemeniz gereken ritüelin sözlerini tekrar bir kere tekrarlamış olayım. Ateş her şeyi yakıyor, beni gözden nazardan kurtarıyor demeniz yeterli. 7 defa söylüyorsunuz. Mum sonuna kadar yanacak. Mum yandıktan sonra artık çöpe atabilirsiniz. Eğer bunun gibi yuvarlak mum yakıyorsanız ya da bunun gibi yuvarlak mum kullanacaksanız bu şekil ne oluyor? Bu da en az yarım saat meditasyon yapmanız gerekiyor. Ondan sonra söndürerek atıyorsunuz. Çünkü bu çok uzun yanıyor. O yüzden de yarım saat yeterli. Eğer bunun gibi ince ya da küçük kısa mum varsa yanıp bitene kadar siz de üzerinde bu negatiflen gözden nazardan arınarak göz nazarları yakmanız gerekiyor. Şimdi göz nazar bana değmiyor ya ben göze nazara inanmıyorum diyenler tabii ki bu uygulamayı yapmayın. Ama göz nazar sen yolda yürürken, sen gece uyurken ya da bir iş yerinde çalışırken ya da bir düğüne gittiğin zaman her şekil sana değiyor. Çünkü toplum içerisinde yüksek enerjisi olan ya da göz enerjisi yüksek olan, kuvvetli olan daha doğrusu insanlar çok. Bunun için illa ya medyum olup da ya hoca olup da birini gözümüzden bakıp devirmemize gerek yok. Sen de devirebilirsin birine baktığın zaman eğer senin doğuştan gözündeki enerji yüksekse. O yüzden de önce Allah korusun sizi ve ailenizi gözden nazardan, ondan sonra da evrenin güçleri, yardımcı ruhlar korusun. Ben bu ritüeli herkes kendisi için uygulasın diye yaptım ya da bu şekil paylaştım. Herkes kendisi için uygulasın. Mesela 16 yaş ve üstü bu uygulamayı rahat bir şekilde kendisi için uygulayabiliyor. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.